Tüp bebek tedavisinde çok uzun yıllardır embriyo dondurma yapıyoruz. Embriyo dondurma hastalarımızda topladığımız yumurtalarla birden fazla çocuk yapma şansını verir. Yani diyelim ki 10 tane yumurta topladık, bunlardan da 8'i döllendi, 1 veya 2'sini transfer ettik. Kalan embriyoları dondurarak bir sonraki tedavide hiç yumurta toplamadan dondurmuş olduğumuz embriyoları kullanabiliriz. Bu son zamanlarda gelişen vitrifikasyon yani camlaştırma teknolojisi sayesinde artık son derece başarılı. Yani 100 tane embriyo dondurduğumuzda neredeyse 100'ünü de sağlıklı olarak elde edebiliyoruz. Peki embriyo dondurma yaptık. Bunun şansı taze embriyo transferiyle aynı mı? Evet aynı. Hatta bazı kliniklerde dondurulmuş embriyo transferinin daha başarılı olduğu konusunda da veriler var. Dolayısıyla her hastamıza, tüp bebek tedavisi yaptığımız her hastaya mutlaka embriyolarını dondurma şansı vermek istiyoruz. Embriyolarımızı istediğiniz sürece dondurabilirsiniz. Hayatta kaldığınız sürece ve boşanmadığınız sürece istediğiniz zaman o embriyoları kullanma şansınız var. Peki embriyo dondurulmuş olarak durduğu sürece bayatlıyor mu? Hayır. Embriyo dondurulduğu gündeki şekliyle muhafaza edildiği için ileride diyelim ki menopoza girdiniz. Menopoza girmiş olsanız dahi o embriyoyu kullanarak anne olma şansını elde ediyorsunuz. Hepinize sağlıklı bir gün.